Evet, çok değerli bir doktorumuz var stüdyomuzda. Özellikle son dönemde çok tartışılıyor. Sezaryen mi yoksa normal doğum mu? Bunu konuşacağız. Doğum uzmanı, kadın hastalıkları doğum uzmanı Doktor Semavi Ulusoy bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki hemen konuya girelim. Valla çok ince bir çizgi. Normal doğum mu? Sezaryen mi? Aslında yaralanışımız nasıl gerektiriyor söyle olması en doğrusu. Normali yani. Normali yani. Bunu bizde çok karmaşık hale getirmediğimiz sürece o zaten öyle olacaktır. Hepimiz öyle doğduk. Öyle olacak. Ben öyle doğmadım. Ben gayet sezaryenle doğmuşum hocam. Ben hayır. Hiçbiri kötü değil aslında. Ancak bizim olayın kendisini çok fazla karışık hale getirmememiz lazım. Normal takiplerle, düzgün takiplerle bunları gayet güzel başarabiliriz. Peki normal doğum nedir? Yani bir onu anlatalım mı? Ha, tamam normal doğum diyoruz da millet çünkü bir şehir efsanesi var. Oo, ağrılarla ıkınacaksın da bağıracaksın da üstüne tepinecekler. Korktuk hocam sinemaları şey izliyoruz, dizileri izliyoruz. Sinemalarda da diziler işte o yüzden normal doğumu bir anlatalım mı? Normal doğumun vajinal yolla gerçekleşmesi. Burada çok sancı çekeceğiz, burada çok acı çekeceğiz. Yok aslında yani doğum. Bu kadar basitçe çok güzel anlatıyorsunuz. Semavi'cim senin tuzu kuru. Benimki de kuru. Biz herkes siz rahatsınız tabii yani. Biz düşünüyoruz tabii. Şimdi biz... bunların hepsinin aslında çözümü var. Evet. Biz özellikle doğum şeklini başlatıp ve eğer ki ağrıdan dolayı, sancıdan dolayı doğum şeklini değiştiriyorsak burada bu ağrıyı kesmenin yolları var. Ne gibi? Epidural doğum olabilir ondan sonra. Bunu gayet konforlu hale getirebiliriz. Epidural doğumla belden, belden aşağı uyuşturulma oluyor. Herhangi bir motor kayıp olmadan anne ağrıyı değil ama dokunma hissini hissedebiliyor. Ve bu esnada ıkınmaların kendisini değil ama oraya bir baskı gibi hissediyor bebeğin geldiğini. Haydi şimdi ıkınıyoruz, şimdi oluyor diyoruz, devam ediyoruz. Epidurali uygulamanın bazı şartları var. Ne gibi işte bir 3-4 santim, 5 santim açıklığa gelmemiz lazım rahim ağzında. Ve bununla birlikte hastanın daha sonra da doğumun ilerlemesiyle, başın inişinin tamamlanmasıyla doğum gerçekleşiyor. Şimdi hocam hep şöyle inanışlar var ya, aslında anneleri biraz suçluyorlar bu sezaryen konusunun yayılmasıyla ilgili. Hani kadınlar korkuyor sancıdan, ağrıdan, işte ne güzel genel anestezi altında sezaryen doğum yapıp geçiyorlar gibi. Aslında o kadar basit değil bence bu durum. Tamamen annelerin tercihiyle ilgili değil. Evet. Genelde normal doğum sırasında gerçekleşen ne bileyim bir takım bebeğe zarar verebilen durumlar olabilir gibi korkuları var annelerin. Ne gibi bilgilendirmek istersiniz bizi? Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var. Neler söylemek istersiniz? Dikkatli takiple aslında. Her şey orada çok şeffaf. Günümüzde çok... Tek başına kadın doğumhanede orada bir başına ıkınıyor, işte sancı çekiyor, ağrı çekiyor değil artık durum. Aileler de yanlarında oluyor, tek kişilik odalarda oluyorlar. Peki orada kalp atışlarında herhangi bir düşüşü kendisi dahi gözleyebiliyor. Çünkü nesneteyi bağlılar, monitörizeler. Semavi hocam şu anne... varmış ya eskiden. İşte anneanneler, babaanneler işte ne bileyim 8 çocuk yapmışlar ve hani kendi kendilerine doğum... yapmışlar, kordonu bile kendileri kesip ertesi gün tarlada çalışmaya gitmişler gibi hikayeler duyuyoruz hep. Bu tabii hiç ki yanlış normal bir hikaye doğum değil. Bunlar normal hikayeler değil mi? Bu normal işte, bu normal doğum biz bu aslında. Biz çok büyütüyoruz bu doğum meselesini. Fazla karışık hale getiriyor. Hani odaları süsleyelim, baloncuklar uçuşsun, süsler, onlar... simler her yerden sarksın. Bir yandan da kadınların sürekli anlattıkları doğum hikayeleri var. Ay doğurdum doğurdum, şöyle doğurdum, böyle sancı çektim diye. Belki de bu mesele fazla büyüyor gibi geliyor bana. Herkesin arayışı farklı, herkesin algısı farklı. Herkese ben buraya dokunduğumda hissettiğimle sizin oraya dokunduğunuzun hissettiğinizi anlayamayabilirim ben, çok normal ama. Evet. Aslında bu bizim yarı dalış şeklimiz. Evet tamam, bebek gelecek, bu bebek çıkacak bir çeşit. Yani korkulara da bir çözüm var. Yani benim tanıdığım, çok sevdiğim arkadaşım var, ortopedi uzmanı. İğneden korkuyor. Yani düşünsenize böyle bir şey var mı? Ama korkularla başa çıkmak lazım. Bu ağrı korkusunu ortadan kaldıracak aslında çok güzel bir yöntem dediniz. Epidural. Kimlere yapılır bu epidural? Sadece korkusu olan ama. Yani her doğuma epidural yaptırıyor musunuz? Yaptırma şartı yok. Ben özellikle kendi adıma hani bir başlasın bir gör.
eğer ki dayanamıyorsanız tamam yapabiliriz. Bu elimizde hep var. Doğum başladıktan sonra yapılabiliyor yani epidural. Tabii tabii 4-5 santim açıklığa geldikten sonra her şey yolundaysa açıklık her şey iyi. Çatıyla baş arasında herhangi bir uygunsuzluk yok. Yani biz herhangi çatı dediğimiz bir şekilde... nedir? Çatı dediğimiz kadın pelvisiyle bebeğin başı arasında herhangi bir problem yoksa o zaman zaten uygulanabilir. Hani biz herhangi bir şeyi engellemiyorsak ağrıyı kesmekle o zaman olabilir. Bazen ağrıyı kestiğinizde ne yazık ki annenin çabasını da ortadan kaldırıyorsunuz ve çay kahve içer konuma geçiyoruz epidural yapıldıktan sonra. Bu kadar rahat. O zaman da doğum uzuyor. Onu da biz de çok isteyemeyebiliyoruz bazen ama genel olarak uygun olan durumlarda mutlaka eğer ki hasta istiyorsa özellikle ve de dayanamıyorsa ve de özellikle bizim cesaretlendirmemiz şu noktada başlıyor. Ben ağrım çok ve doğurmayacağım demeye başladığında oysa her şey yolunda gidiyor. Bu kadın bir daha oradan geri dönemeyecek. Oradan dönüş yok. Sezaryen olduk mu? Bir sonraki doğumlarda sezaryen olacağı için. Tabii. Onun için en doğrusu yine tamam bak hadi bak epidural gibi bir yöntem var bunu yapabiliriz. Yapalım. Ağrıyı keseriz. Aslında cesaretlendirmek de lazım çünkü bizim içimizde o biz böyle yaratılmışız zaten. Yaratılışın yani, devamı olarak. Yani sonuçta. Bizim çok fazla komplike etmediğimiz sürece bu böyle olacak. Ha sezaryen olmak dünyanın sonu mu değil? Tabii ki değil ha, ama. Kimler sezaryen yapılmalı? O zaman onu da bir açalım. Hatta şunları duyarız hocam. İşte çok minyon olanlar. Yaşı sonuçta belli bir yaşın üzerinde olanlar. Bence bunu Kompeda Hanım'dan dinleyelim. Değil mi? Çok ama yani gerçekten sezaryen olması gereken hasta grubu kim? Aslında bizim kime sezaryen yapacağız? Bu doğum başladı. Doğum takiplerimiz bizim bellidir. İşte ilk doğumu olanlarda, ikinci doğumu olanlarda, ikinci ve sonraki doğumu olanlarda. Burada belli bir ilerleme hızı var. Her şey yolunda giderken, her şey yolunda gidiyorsa bunun önünde durmanızın gereği yok. İlk doğum biraz daha uzun sürerken ikinci ve sonraki doğumlar çok daha çabuk gerçekleşiyor. Ve siz bunun önünde durmadığınız sürece bu kadın zaten doğuracak. Çok fazla karmaşık hale getirmediğiniz sürece. Peki ilerin dediği doğru mu yani? Yaş yok, faktörü büyüyen, mesela. Yok küçük çatısı yapıda, darmış. Çatısı dar. Bunu bir anatomik proporsiyon olarak düşünürseniz ne kadar küçülürsek çatı da o kadar küçülür. Şimdi günümüzde bebeklerin kiloları gittikçe artıyor. Bu beslenme daha düzgün, bu vitaminler değil, yok gediyolu gıdalar da birçok sebep olabilir, sayılabilir bunun içinde. Ve bununla birlikte bebekler daha iri ama çatılar da bizim daha küçülüyor. Bazen geçmeyebiliyor hakikaten orada. Anatomik olarak siz kadınların zaten yaratılışının buna çok müsait olduğundan bahsediyorsunuz değil mi? Biz bunu çok karmaşık hale getirmediğimiz sürece, biz derken hem hekimler hem hastalar hepimiz bir arada bunu getirmediğimiz sürece bu işlemin kendisi gerçekleşebilir. Bunu savunuyorum sadece. Biz bunu özellikle cesaretlendirmeliyiz. Çünkü artan sezaryen oranlarıyla birlikte ki tahmin ediyorum şu anda Avrupa'nın en yüksek sezaryen oranlarına sahibiz. Maşallahımız var. Bir trafik kazalarında dünyada birinciyiz. Bir de sezaryen konusunda birinciyiz. Evet ne yazık ki. Neye bağlıyoruz sezaryenin bizde bu kadar fazla olmasını? Yüksek sezaryen oranları ne yazık ki birinci derecede yasal boşlukla ilgili. Biz kadın doğum hekimlerini koruyan bir yasal düzenleme, düzgün bir doğum yönetimi rehberimiz yok. Bakanlık nezdinde ve bu sebeple biz ne yazık ki tek başımıza kalıyoruz. Tek başımıza kaldıkça da kendini korumaya aldığı zaman insan en kolay ve en garanti gibi görünen yol sezaryana yöneliyoruz. Hekimler genelde şöyle tercih eder diyebiliriz. Yine bu bilgi kirliliği o zaman karşımıza çıkıyor. Hekimler sezaryen yapıp daha fazla para kazanmak isterlermiş gibi böyle bir tercih olduğu yolunda da yine şehir efsaneleri de dolaşıyor. Birazcık şehir efsanesi olabilir çünkü birçok hastanede kafa kafaya giderdim doğum ücretleri. Onun için çok fazla bir şey değiştirmiyor bizler. Artık daha enteresan bir şey söyleyeyim. Biz beyin cerrahlarında da kalp cerrahlarında da artık büyük ameliyatları yapmama gibi bir şey başladı. Riski almama. Kadın doğuma da çok bu konuda takdir ediyorum. Yani gerçekten doğum sırasındaki oluşabilecek problemlerle karşı karşıya kalmaktansa kesip çıkartayım deme gibi bir şeye girdiler. Evet. Bizim özellikle bakanlık nezdinde bununla ilgili desteklenmemiz lazım. Sağlıklı bir, düzgün bir yasal düzenleme lazım. Çünkü çok fazla tazminat davaları var ve bunlardan kaçınmak için birçok hekim kendini korumaya aldığı gibi ne yazık ki biz yaratılış şeklimizden uzaklaşıyoruz. Yaratılış şekli dedik de hep anneyi konuştuk. Bebek için en güvenlisi ve doğrusu hangi doğum yöntemi?
Doğum esnasında ciğerlerin sıkışmasıyla ciğerlerin içindeki sıvı yatay bebek vajinanın mukozasından geçerken oradaki mukozanın yüzüne her tarafına bulaşmasıyla birlikte ağız florasının daha sonra da bağırsak florasının oluşumuna fayda sağlar, yine faydalıdır. Doğum sancısını çekmiş olan fetüs dışarıya çok daha hazırlıklı çıkar bir sezaryen bebeğine göre. Sezaryen de alıyorsunuz, dışarıya çıkartıyorsunuz. Bebek ne oldum ben haline dönüyor birden. Biz buna işte yeni doğanın geçici solunum sıkıntısı olarak tanımlıyoruz. Hı hı. Sonra ne olduk? 24 saat, 48 saat yoğun bakımda işte kuvvetle kaldık gibi gibi. Bunların hiçbirine, daha doğrusu çok çok az oranda rastlanıyor normal doğum esnasında. Yeni doğanda, yeni doğumdan çıkmış annenin sütü çok daha çabuk gelir ve çok daha doğal bir süreç olduğu için, zaten doğal süreç olduğu için bu sefer biz de çok daha sıkıntı yaşıyoruz doğum sonrası bu tip durumlarda. Aslında çok da büyük kargaşa yok. Yani gerçekten hani sizinle sohbet ederken normal doğum sezaryen mi sadece ailelerin veya gebelerin bu işi kafalarında büyütmemesi gerektiğini anladık. Aslında evet. İçimizde o uygulama var, onu çalıştırmamız lazım. O bize yüklenmiş. Evet, bu akıllı telefonlarda olduğu gibi bünyede zaten çift var tıklamak olan. Lazım. Bir sabır programı var, iki bir de bizim bu zaten böyle yaratıldık, böyle var oldu. Sizin gibi bir hekimden aslında bunları duymak ve bu konuların altını çizmek çok değerli ve önemliydi bizim için de. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz hocam, Semavi Ulusoy hocamız. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet, günaydın doktor. Tüm hızıyla devam ediyor.